Merhaba değerli Sendeyiz Hocam'ın muhteşem öğrencileri. Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete döneminde medeniyetiyle baş başayız. Evet, şimdi değerli arkadaşlar bir kere Anadolu'da Türk İslam Nüvesi'ni gergef gibi, bir nakış gibi ince ince eleyenler var. Köklerden göklere Türk İslam ruhunu Anadolu coğrafyasına yayan kandiller var. Tasavvuf. Genel itibariyle arkadaşlar, genel anlamda yani bize lazım olan bilgi dar manasında kalbin kötülüklerden arındırılması değil mi? Yaratılanlara karşı güzel, hoşgörülü davranılması ve dünyalık nefsaniyetten, menfaatlerden uzaklaşıp Allah'ın varlığı ile yetinmedir değerli arkadaşlar. Türklere İslamiyet'i yakından tanıtan, sevdiren mutasavvıfların yani tasavvuf ehli ileri gelenlerden herhalde ilki Piri Türkistan ünvanlı Ahmet Yesevi ve yolundan giden müritleri olmuştur değerli arkadaşlar. Bu bağlamda Ahmet Yesevi'nin özü, nüvesi ahlaki bir hürriyettir. Tabii ahlaki hürriyet, hakkı bilmek için ilk önce kendini bilmekten, yani ölmeden önce ölmekten geçer. Ahmet Yesevi bunu kamil insan öğretisiyle sistemleştirmeyi başarmıştır. Bu öğretinin temeli hikmet, sohbet ve ahlaktır. Bu üç nüve, insanı nefsin esaretinden, kendine yabancılaşmaktan, özüne inmekten, ahlaki olgunluğa kavuşturmaktan vazgeçilmez elemanlardır. Yeseviye yani Piri Türkistan'a göre herhangi bir siyasi ve sosyal hizmet ahlaki prensiplere, insanı sevmeye, adalete, doğruluğa ve eşitliğe dayanmalıdır. Olmazsa olmaz ilkelerdir. Anadolu coğrafyasında Mevlana Celaleddin Rumi, Konya merkezi biliyorsunuz, öğretisinde insanlara iyiliği, alçak gönüllülüğü, cömertliği, merhametli ve doğru olmayı öğütlemiştir. Her türlü sevgisizliğe, kötülüğe, bağnazlığa karşı İslami ve insani ilkeleri şiir ve musiki içinde birleştiren, dile getiren Mevlana etkisini bugüne kadar yüzyıllarca değil mi ülkeleri, bölgeleri aşıp getirebilmiş, sürdürebilmiştir arkadaşlar. Yunus Emre ırk, din ve dil ayrımı yapmadan bütün insanlığa yönelik öğretileri geliştirdi. Ona göre insan her yerde aynı değeri taşıyan yüce bir varlıktır. Yunus der ki, Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Ne kadar zarif değil mi arkadaşlar? İnsan sevgisini, ya insan sevgisini ortaya koyuyor. Bağnazlığa karşı dik duruyor. Yunus der ki, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya Nietzsche okumaktır diyen Yunus, ilimdeki asıl amacı insanın kendisini tanıması ve olgunlaşmasına bağlıyor değerli arkadaşlar. Zaten ilk yine ayette ikra oku değil mi? Bilim değil mi arkadaşlar? Ne kadar zarif değil mi? Hacı Bektaş-ı Veli ilhamını Kur'an'dan alarak insana bakar. İnsana hizmeti en büyük ibadet sayar. Öğretisinin temeli akıl ve bilgiye dayandığı Hacı Bektaş Veli düşünce sisteminde ayrılıkların, farklılıkların yerinin olmadığını söylemiştir. Ayrışma, farklılaşma, bütünleşmeyi engeller demiştir. Bütün yaratılmışlara aynı nazarla bakmış ve kimseyi herhangi bir özelliğinden ötürü diğerinden üstün tutmamıştır derler arkadaşlar. Bu yüzden
Hacı Bektaş Veli felsefesinde birleştirici duygu hakimdir, egemendir. Hacı Bektaş, incinsen de incitme, her ne ararsan kendinde ara sözleri ile bütün insanlığa sevgi, barış ve kardeşliği davet etmiştir. Ne kadar güzel Anadolu kandilleri var değil mi arkadaşlar? Ve o kandiller ki hala yanan, sönmeyen, biz sevgimizle, bizle, sizle çekirdek temel düşünceliyle arkadaşlarım besleniyor. Ateşi sönmez. Kıyamete kadar bu fikirler yaşanacak değil mi bu coğrafyamızda? Haksızlık ve zulüm yapanları ikaz ediyor Hacı Bektaş. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, biz olalım diyor değil mi arkadaşlar? Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı bize tavsiye ediyor. Evet. Hacı Bektaş Veli, oturduğun yeri pak et, tertemiz eyle. Kazandığın lokmayı hak et. Alın teri değil mi arkadaşlar? Ne kadar zarif, ne kadar zarif. Temizlik, dürüstlük, çalışkanlık ve helal kazancı teşvik ediyor. Günümüzde de bakın, arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yaklaşık 600-700 yıllık arkadaşlar felsefe ya. Bakın çok enteresan, günümüzde daha da önem arz ediyor. İşte Anadolu kandilleri böyle insanlar, yıkıcılığa, zulme, sömürüye ve bizde çok var maalesef, tembelliğe karşı tavır ortaya koyuyor yahu. Zaten bunlar olmasa biz oluruz değil mi arkadaşlar? Önümüzde ilim, irfan, her şey açılır. Önümüzde arkadaşlar sunulur biliyorsunuz. Yine Hacı Bayramı Veli. Hacı Bayramı Veli acaba ne diyor? Bilmek istersen seni can içre ara canı. Geç canından bul anı. Sen seni bil sen seni. Ya ne kadar güzel arkadaşlar değil mi? Her çağa hitap eden bir düşünce. Bir daha söyleyeceğim izninizle. Nefsaniyeti arkadaşlar. Olgunluk ya. Olgunluk ya. Kendini tanımak ya. Olgunluğa erişmek diyor arkadaşlar. Nefsini olgunlaştır diyor. Tembel durma diyor ya. Bir daha söyleyeceğim izninizle. Bilmek istersen seni can içre ara canı. İçinde. Geç canından bul anı. Sen seni bil. Sen seni. Şapka çıkartılır arkadaşlar bu felsefeye. Hacı Bayramı Veli'ye göre insan ancak kendini tanıyarak ve bu düzenin asıl sahibinin emrine kendini adayarak gerçek varlığın şuuruna ereceğini söylemiştir. Ne kadar zarif değil mi arkadaşlar? Ne kadar zarif. Yine Hacı Bayramı Veli'nin öğretisi önce Allah'a, Yaradan'a, sonra canlı cansız, bakın canlı cansız tüm varlıklara derin bir sevgi duymanın yanı sıra onların hizmetine kendini adamak şeklindedir. Bakın değerli arkadaşlar, muhteşem bir öngörü. Canlı tabii ki bitki, hayvan ve bizler. Cansız dünyamız arkadaşlar ya, dünyamız ya. Biz canlı ve cansız tüm varlıklara onların hizmetinde olsak, kendimizi adasak, bugün dünyanın yüz göz olduğu küresel, değil mi arkadaşlarım? Maalesef krizler, başımıza gelen küresel erimeler, buzdağlar, buzullar, aşırı sağanaklar, aşırı sıcaklar. Arkadaşlar ne kadar, bakın ne kadar güzel ya. Arkadaşlar 500 yıllık bir ilkeden bakın bahsediyoruz ya. Ve sen ne kadar büyük insansınız ki 500 sene sonrasını görüyorsunuz. Bakın canlıya zaten olması gereken ama ne diyor Bayram Veli'nin ilkeliği? Arkadaşlar müthiş bilge insanlar. Cansız da diyor arkadaşlar ya. Dünyamızı kastediyor. Evet dağı, taşı, dereyi, balığı, denizi, canlıca her şeyi kastediyor. Arkadaşlar işte yani bugünün arkadaşlar sıkıntıları. Ya biraz sayfa çevirsek, okusak bu felsefeleri, düşünceleri, ilkeleri dünyamızda yaşanacak mükemmel yer olur ya.
Gidiyoruz başka yerde yaşam arıyoruz değil mi? Yaşam canımızda. Bak can içre diyor. Can içinde. Ne işin var orada arıyorsun? Yaşadığın yeri pak eyle. Ne kadar zarif değil mi arkadaşlar? Ne kadar zarif. Hacı Bayram Veli de Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi kendi çağına oradaki insan hitap etmekle kalmadı ki onların öğretileri Anadolu'dan İslam alemine demin dediğim gibi sınırları aşıp tüm insanlığa ulaşmayı bugüne kadar bak ulaşmakta kalmadı. Gelebilmeyi başarmıştır. Demek ki onların felsefeleri, ilke öğretileri evrenseldir arkadaşlar. Ne kadar zarif değil mi? Ya biraz sayfa çevirelim, biraz okuyalım. Biraz, çok şey istemiyoruz arkadaşlar. Lütfen hayatı, arkadaşım bu bilge insanlarda, kandillerde arasak zaten doğruyu bulmuş olacağız. Bak hiç akla gelmiyor. Canlıya zaten biz saygı duymalıyız arkadaşlar. Ama ne kadar güzel söylemişler değil mi? Cansıza da. Akla gelmiyor. Dünyamız arkadaşlar ya. Dünyamızı söylüyor. Cansız gözüküyor ama dünyamız da canlı değil mi arkadaşlar? Dünyamız nefes alıyor ya. Şimdi nefes alamıyor değil mi? Boğuluyor. Ya buzullara bir bakın arkadaşlar. İklimlere bir bakın. Ah güzel insanlar. Ah. Ahi Evran. Özellikle arkadaşlarım Esnaf Teşkilatı'nın, esnaf ilkelerinin Anadolu coğrafyasındaki duayeni, toplumun mutluluk ve refahı için bütün sanat dallarının olması gerektiğini savunuyor. Ve sanat, sanatçıların, erbap, uzmanların belli iş yerlerine toplanarak oralarda sanatlarını icra etmeleri için bir araya gelmelerini tavsiye ediyor. Yani orada, burada, şurada değil, bir olalım. Bakın bir aynı felsefe. Bir olalım, biri olalım diyor değil mi arkadaşlar? Ahit Teşkilatı'nın Anadolu coğrafyasında Esnaf Birliği'nin Türkiye Selçuklarında ağırlıklı kurucusu Ahi Evran'a göre Ahi'nin eli, kapısı ve sofrası açık. Bakın ne kadar zarif bakın. Eli açık. Kapısı açık, sofrası herkese açık. Gözü, dili ve beli bağlı olmalıdır. Bakın yine günümüzün arkadaşlarım temel argümanlarını Ahi Evran aslında yine önümüze sunmuş diyeyim arkadaşlarım. Ahi'nin eli, kapısı, sofrası yani kalbi, gönlü açık olmalı diyor ya. Ama gözü, dili ve beli yani insanlar kötü bakmaması, art tipi bakmaması bağlı olmalıdır. Ya bir şey söyleyeyim mi? Zaten bunlar bir insan olması gereken vasıflar değil mi? Ne zaman bunları arkadaşlarım bizim içimizde hissedersek doğru yerdeyiz demektir. Evet. Ahiliğin öğretisinde hırsızlık, dedikodu, gıybet değil mi? İftira, cimrilik, yalancılık, sözünü tutmamak, haset etmemek, büyüklenmek, münafıklık, katı gönüllü olmak, ayıp ve kusur araştırmak gibi kötü davranışlar engellenmeye çalışılır. Yani bir insanda maalesef bunların yerinin bazen oluyor, olmaması için ahiler mücadele ediyor arkadaşlar. Bir insanda bunlar olmasın ya diyor. Olmasın.